Evet. Efendim, yıllar önce bizim muhabirimiz sizinle karşılaşmıştı. Evet. Bir konuşma yapmıştınız, efsane oldu. 1,5 milyon izlendi. Sizi gördüm, çok mutlu oldum. Ben de teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben sizi sürekli teşekkür ederim, iyiyim. Sürekli takip ediyorum. Gerçekten röportajlarınızı çok beğeniyorum. Beğeniyorum da bazı kişilerin hala AK Parti başka insan mı var verecek oyumu diyor ya, evet. O zaman çıldırıyorum. Tansiyon yükseliyor. 30'lara çıkıyor yani. Beyin kanaması geçireceğim yakında. Ama siz... Ha evet yani. Ya bu kadar pahalılıkta, bu kadar ülkenin her yeri satılmış. Efendim, yollar var, köprüler var, barajlar var, uçuyoruz. Bu mecbur, mecbur yapılacak bunlar. Bunlar yapılmak zorunda. Kaç bin yılında yaşıyoruz. Yani başka ülkeler de bunun AK Partiler diyor ki 90-70 yılında. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da bu yollar, köprüler lafı olmaz. Bunu devlet yapmak zorunda. Öncekiler yapmamış diyorlar. Neyi yapmamış? Yapılanları niye sattılar? Fabrikalarımız nerede bizim? Nerede bizim fabrikalarımız? Kurumlarımız, kuruluşlarımız, bankalar hiçbiri bizim değil. Değil. Hepsi Araplara, Katarlara satıldı. İngilizlere satıldı. Almanlara satıldı. Hiçbir yer bizim değil artık. Bir gün adam çıkıp gelip derse ki burada benim, çıkın parasını verin derse vermek zorundasın. Katar'a sattı. Almanlara sattı. İngilizlere sattı. Amerika'ya. İsrail'in köpeğiyiz biz. Tasmamız onların elinde. İsrail'in mi? Evet. Yahudilerin. Amerika'nın, Yahudilerin. Ülke güzel yönetilmiyor mu? Uçurduk diyorlar efendim. Yol, köprü, İHA, SİHA diyorlar. Ya arkadaş, hala yol, köprü, yol, köprü. Ya biz onları mı yiyoruz? Biz onlarla mı çalışıyoruz? Oradan mı para alıyoruz? Öyle bir yol, köprü yapılmış. Ta Sivas'taki, Kars'taki kişi burayı ödemek zorunda. O insan geçmiyor, bu köprüyü görmüyor. Öde, 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 bitiremiyoruz. Daha benim doğmamış, torunlarım gelmemiş. İnsanlar bunu ödeyecek. Yanlış mı işliyor ya bir şeyler? Tabii ki yanlış. Allah bırak onu. Korkudan milletin çocuğu olmuyor artık. Ya çocuk yapamıyor. Evlenemiyor ki millet. Arkadaş, çocuk mu yapılır bu devirde? Çocuk mu yapılır? Allah aşkına. Yapılan çocuklarımızı ne yaptılar görmüyor musunuz? Ne hallere düşecek? Efendim, AKP'nin en büyük eksiği nedir AKP'nin? En büyük sorunu nedir AKP'nin? En büyük sorunu... yandaşlık ve ülkemizi İsrail'e, Amerika'ya satması. Halkı bastırması. Bastırması. Evet, bastırması. Başka ne? Halk oy vermesin, halk oy veriyor. Ya, Silivri soğuk. Halk oy vermesin, halk niye oy veriyor? Silivri soğuk, soğuk. Abi işte bazı kesime mecbur ediyor. Aç bırakıyor, susuz bırakıyor. Ya arkadaşlar, lütfen rica ediyorum. Bu yardımlara kanıp da AK Parti'ye kendinizi, oylarınızı satmayın. Köle etmeyin kendinizi. Bu sosyal bir dayanışmadır. Her ülkede vardır yardımlaşma. Her ülkenin sosyal dayanışması vardır. Size iyilik yapmıyor bu adam. Oylarınızı lütfen satmayın. Köleleşmeyin artık yani. Bütün ülkeler sosyal yardımlaşma vardır. Hiçbir ülkede insan vatandaşını aç bırakmaz. Bırakmaması lazım. Vergilerimiz nerede bizim? Nerede vergilerimiz arkadaş? Attığımız her şey vergi. Her şey vergi. Köprülere para gidiyor, vergiler nereye gidiyor? Vergiler, ah o köprüler, ah beni öldürüyor, bitiriyor yani o köprüler. Köprüler başına yıkılsın onların. İnşallah başına yıkılır. Efendim, sorumu sorabilir miyim? Buyurun. Muharrem İnce bir parti kurdu. Adını biliyor musunuz? Oy vermeyi düşünür müsünüz, düşünmez misiniz? Memleket Partisi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaş, lütfen bir yerde birleşelim. Hayır, bir yerde birleşelim. Altılı masa kurulmuş, orada herkes birleşsin. Yoksa başka tutarınız yok sizin. Anladın mı? Yok. Başka kurtuluşunuz yoktur. Eğer demokrasi istiyorsunuz, eğer mutluluk istiyorsanız, eğer zamlardan kurtarmak istiyorsanız bir yerde toplanacaksınız. Ve artık devrim lazım bu ülkede. Bu faşizm son verin artık. Niye soruya geçeyim? Bu pazar günü. Son verin artık. Bu pazar günü seçim olsa oyumuz hangi parti olur efendim? Vallahi ben Altılı Masa'nın hangi adayı çıkartıyorsa oraya vereceğim. Yani HDP ise HDP'ye, CHP ise CHP'ye, MHP ise MHP'ye. Yani yeter ki bir aday çıksın, bu adam başımızdan bir gitsin. Bu derken İsrail, Amerika gitsin. Peki Altılı Masa Cumhurbaşkanı çıkacak. Milletvekilini hangi partiye yazalım? Parlamentoda. Hangi parti verir? CHP, İYİ Parti, Demokrat, Saadet, Onlar İttifak'ta. Vallahi bilmiyorum ki, ben büyük ihtimal CHP çıkartacağını zannediyorum. İyi Parti de olabilir. Tamam. İkisinin üstünde. Göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Ülkelerine gitmeli mi, gitmemeli mi? Bak, göçmenler, bak işte burada
anlayamadığımız bir nokta daha var. Göçmenler diyoruz. Ya bir ülkede savaş oldu mu, ülkeler birbirine yardım etmek zorundadır. Tamam, eyvallah, biz yardım ettik göçmenlere. Ağırladık, misafirledik. Tamam, artık yeter. Savaş durdu, bitti. Çekin, yavaş yavaş gidin arkadaş. Niye sen benim gencimin hakkını yiyorsun? 11 yıl oldu artık. Yani benim vergilerimle, benim şeylerimle o adamlara para veriyor. Diyor işte göçmenlerden para geliyor başka ülkeden. Abi nerede bu paralar? Nerede? Onları kendi yandaşlarına aktarıyor, kendilerine aktarıyor. Ve benim vergilerimle bu insanları doyuruyor. Ben helal etmiyorum. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Türkiye bataklığa gidiyor. Bitmiş. Türkiye diye bir şey mi kaldı? Allah aşkına. Sen ne bekliyorsun Türkiye'den? Türkiye mi kaldı? AK Parti'ye oy veren seçmenler diyor ki 20 yılda 80 yılda yapılmayanı yaptık. İHA'lar, SİHA'lar, köprüler hep diyorlar. Biz diyorlar. Hmm. Oyun düşmüşler diyorlar. Evet. Evet, düştü yani. Bu kadar. Evet. Şeker bankası saatte 1 kilo şeker 2 lirada ismi 18.500 kilo şeker. Üretmeyen bir ülke tüketiyorsa o ülkede demokrasi de yoktur, fakirlik çoktur. Bir ülke üretmiyorsa, üretimi bitmişse her şeyi bitmiştir. Hiçbir ülkelerde bize güveni kalmamıştır. Kimseler bizden gelip de bir iş yapmaz. Bak bugün adam heyt çekiyor. Arka taraftan da adamdan el ele sıkışıyor. Amerika heyt diyor, arkadan el ele tutuşuyorlar. İnanmayın bunlara, aldanmayın. Onlar bizi sattı her yere. İlk seçimde AK Parti kaybeder mi etmez mi? Ben büyük ihtimal eğer şeylik olmazsa, yani kıvıranlar olmazsa, evet biz kazanacak yani biliyorum. Bu indirilecek, indirilmek zorunda. Ya ben büyük ihtimal kendisinden katılmayacağını zannediyorum. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü onda bir şeylik var, kaybetmeme duygusu var, liderlik. Nerede lider? Ne lideri ya? Ne? Ne lideri? Ya tabii ki. Tabii. Atatürk'ten başka dünya lideri yoktur. Ama Atatürk olamaz. Ha? Şu an olan lideri o var. Öyle. Hayır. Lider dediğin ülkesini satmaz. Lider dediğin halkına zulüm etmez. Tamam mı? Atatürk'tür lider. Atatürk düşünceleridir, Atatürk devrimleridir lider. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben... Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Pardon, bir kamerayı açabilir misin rica ederim? Sen şu anda hangi parti düşünüyorsun Tayfun'u? Şimdi doğru bir şey mi? Ben muhabirim. Ben fikrimi söylesem olur mu? Niye? Ben de aynısını söylesem. Ama siz burada vatandaşsınız. Ben şu an böyle günlük 100-200 bin kişi, 750 bin kişi izliyor. Ben fikrimi belirsem olmaz. Sorular burada ben sorarım. Niye şu andaki iktidar şu an gene başlayın. Neden soramayız? Neden soramayız yani sen de? Çünkü formatta şu an ben görev yapıyorum. Görev esnasında benim fikrimi belirtmem yasak. İşimi kaybetmemi istiyorsan söyleyin. Yok. Niye işini kaybetsin? Yok, neden işini? Diyor ki sen fikrini işine yansıtmayacaksın. İşini yap, sorunu sor, gel. Şu anda iktidar, şu andaki AK Parti şu anda iyi değil mi yani? Ben soruyorum abi, ben şu an... Bence şu anda AK Parti daha iyi. Hiçbir partiye ön yargım yok. AK Parti diyebilirsin. Hangisini dersen hiç benim için sıkıntı yok, itirazım da olmaz. Hı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hizmetten dolayı oy veriyorsun. Ben şu anda AK Parti yaparım. Evet. Yok. Diğer soru efendim, bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntı hangi dönemde yaşadınız hayatınızda? Şu anda doğru söyle, şu anda ekonominin şu anda bile sıkıntılı var ama şu anda yaşıyor ama normal yani, şu anda ayağını yorgana göre uzatırsan normaldir yani. Tamam. Abi ilk seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi kaybederse ülkemiz için iyi mi olur, kötü mü olur? Valla bence şu anda AK Parti kaybetti mi demek ki zor yani iş, Türkiye'nin işi zor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Ben oy kullanmıyorum. Çünkü oy kullanmayı da doğru bulmuyorum. Benim inancıma oy kullanmak ters. Neden ters? Niye ters efendim? Çünkü oy kullanmak bir vekalettir. Siz kendinize bir vekil tayin ediyorsunuz. Efendim halifeler kendine seçim yapıyorlardı. O beni, seçim beni bir dinler misiniz? Tabii ki. Şimdi oy kullanırken kendine bir vekil tayin ediyorsunuz. Doğru. Diyorsunuz ki ben size vekaletimi verdim. Aynen. Git kanunu yap, yasa yap, benim hayatıma hükmet. Benim adım, evet. Şimdi bu adam seçildikten sonra yeri geliyor, gene evler açıyor, işletiyor değil mi? Evet. Yeri geliyor şarap fabrikaları alıp açıp işletiyor. Doğru. Yeri geliyor faiz, zaten temel, devletin temeli zaten faizin üzerine kurulmuş. Tamam. Devletin çarkı yine kumarın üzerinden dönüyor. Yani Allah'ın ne kadar haramı varsa şu anda devlet eliyle alenen serbest olarak serbestle insanların işlemesinin önüne açılıyor. Buna ortak olan mı? Şimdi biraz özet yaparsanız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela Kurban Bayramı gelecek. 7 kişi ortak olacak, kurban kesecek değil mi İslam evet. Dinine göre? Evet. Evet. Şimdi bu 7 kişi
Hepsi bir andan bıçağı eline alıp kurbanı kesebilir mi? Yok. Kesemez değil mi? Yedisi altısından altısı birisine vekalet verecek ya ve o bir kişi o altı kişi adına o kurbanı kesecek. Şimdi biz diyebilir miyiz bu altı kişi bu Kur'an'dan nasibini alamaz veya sevabından mahrum olabilirim? Diyemez değil mi? Çünkü vekaletini verdi. Evet. Bizler de vekalet veriyoruz. Vekil tayin ediyoruz ve gidiyor. Tamam. Şimdi gelelim asıl meseleye. Evet, asıl meseleye. Asıl mesele. Şimdi partiler hangi parti olursa olsun bizi gruplara bölmüşler. Her birimizi kendi peşine takmışlar ve seçilir seçilmez de bizim kanımızı vampir gibi emiyorlar. Yıllarca Çiller'in çocukları kocası yaptı, Mesut Yılmaz'ın kardeşleri yaptı, Demirel'in yeğenleri yaptı, Ozan'ın çocukları vesaire. Yani kim gelirse gelsin şu anda bizi ne yapıyor? Emiyor değil mi? Saraylarda en güzel hayatı yaş. Şimdi şöyle şuna varayım. Tamam. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 257. ayetinde buyuruyor ki Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnanmayanların dostu ise tağutlardır. Onlar da onları karanlığa gömer diyor Allah-u Teala. Bizim bu ekonomi sıkıntıdan, bu dar boğazdan kurtulmamız için toplum olarak bir kere ilk önce tövbe etmemiz gerekiyor. Bir. İki, Allah'ın dinine yönelmemiz gerekiyor. Üç. Şimdi sorsam hepinizin kendinize ait evleriniz var değil mi? O evin mülkiyeti hepinize ait değil mi? O evde dilediğiniz gibi tasarruf, o evde istediğiniz gibi tasarruf etme yetkisine sahip değil misiniz? Evet. Allah-u Teala da buyuruyor ki لَوْ مُلْكُ سَمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Yerlerin ve göklerin mülkiyeti Allah'a aittir. Yerlerin mülkü, göklerin mülkiyeti kime aitse o mülkte söz sahibi de o varlık olacaktır. Yani bir mülkün bir varlığa izafesi demek o mülkte o varlığın söz sahibi olması demektir. Dolayısıyla bu mülkün Allah'ın mülkü ise Allah'ın yeryüzündeki hükümleri ne zaman egemen olursa o zaman biz kurtuluşa ereceğiz. Değilse bizi peşimize takıp arkalarından cehenneme sürükleyeceklerdir. O yok. Bu hafta bugüne kadar en çok ekonomik sıkıntıyı ne zaman yaşadınız? Hayatınızda. Şimdi ekonomik sıkıntıyı son 7-8 senedir yaşıyoruz. Ama bak şöyle bir şey de var. Şimdi bir de insanlarımızda fırsatçılık var. Yani tamam toplumu caydırıcı bir cezası olması lazım. Tamam mı? Hani hırsızlıktan bahsediyoruz ya. Hırsızın kolu kesilse hırsız olur mu? Tamam olmaz. Abi AK Parti kaybederse iyi mi olur kötü mü olur? Saptırma saptırma direkt söyle. Saptırmıyorum. Direkt dedi yoksulluğu ben şimdi çektim de direkt söylesene. Hayır. Çektiriyorsun lafı. Şimdi ilk önce bir fikir. AK Parti kaybederse. Fikirlerimizi sahip. AK Parti kaybederse iyi mi olur kötü mü olur? AK Parti'den gelecek olan parti yani başkası gelecek. O başkası geldiği zaman ne olacak? Dosya değiştirmedi sürece sen istediği kadar hakimi değiştir. Tamam. Sağ olun. Kimse, abi kimse koyun değil. Sen de aynısın. Amca, ben mevatın var mı senin? Mevatın var mı? Mevatın var mı? AK Parti'de mevatın var mı? Amcacığım önce mevatın var ya olmasa niye savunuyorsun? Amcacığım beni dinle. Ulan hemşerim ekmek ekmek almaya bak bak bak. Bunlar gücümüz yetmiyor. Nasıl gücün? Amca. Doğru yetmiyor. Amcacığım beni bir dinler misiniz? AK Parti bu ülkenin partisi, CHP'de, HDP'de. Biz ayrım yapmıyoruz tamam, ama bitirdiler de onu diyorum. Eyvallah. Ha? Söyleyebilirim o fikrini siz de fikrinizi söyleyin. Bu pazar seçim olsa oyunuz kime? Aynen. CHP. Tamam. Ha? Bugüne kadar. Ya kardeşim bak bak. Abi, bak. Bak. Devletin fabrika şekerini sattılar. Bir dakika dur ya. Bin lira şeker, bin lira. Abi, yazık değil mi? Söyleyebilir miyim? Bak senin yaşına saygı gösteriyorum. Diyorum ki. Ben görmedim ben bu kadar. Verme. Önemli değil ama verene saygı duy. Ya onun nasıl saygı duyayım ama bizi bitirdiniz ya saygı duyulur mu? Bu çocukların ömrü yok, bu çocukların şeyi yok. Demokrasiden vuruyorsun. Ne demokrasisi? Nerede ya demokrasi? Sizde demokrasinin olmadığının belirtisi. Sizde var mı demokrasi? Niye olmasın abi? Ya bir buradan mı kaybol ya? Kaybol buradan. Demokrasi var diyor. Var mı demokrasi kardeşim? Yok. Amcacım, yok. En çok sıkıntıyı ne zaman? Demokrasi yok. Vallahi sizde yok. Amcacım bizde mi yok? Ayıp ya. Çok demokrasi ayıp. Olduğu için adamı dün niye ömür boyu hapise mahkum edildi? O ne lan ayıp lan? Dünkü dava üstüne baktınız mı siz? Konuşma. Kime abi? Abi Osman Kavala'yı bak bak Osman Kavala'yı mahkum eden hakim AKP'lidir. AKP'nin bir numaralı. Abi adam devlet bak devlet nazarında adamın suçlu olduğuna hüküm vermişler. Yok yok ne suçlusu bulamamış. Öteki bak bak öteki hakim diyor ki dosyada hiçbir şey bulunmadı.
Neye kapatma? Neye kapatacak? Kapatmam şer. Efendim diğer soru. Doğru bana, mu? Bana cevap verin. Söyle. Hayatınızda en çok ekonomik sıkıntıyı ne zaman yaşadınız? Bu yazda. Bugün yaşadım ben. Bu AKP'nin döneminde yaşadım. Tamam, 66 yaşından ben görmedim böyle bir şeyi. Tamam, son soruyu sorayım. AK Parti yapılacak ilk seçimde kaybetse ne olur? Kaybedecek. Gidecek. Nasıl? AK Parti kaybetse ülke için iyi mi olur, kötü mü olur? Tabii iyi olur. Çok teşekkür ederim. O kadar, bu kadar. Sağ olun. Hocam bir saniye ben bir şeyler söyleyeyim. Abi seçimden önce ben bir şeyler konuşayım. Şu an ben 2100 lira kira ödüyorum. 2100 lira. Evet, Esenurt'ta ben depo durağında oturuyorum. 2100 lira ben kira ödüyorum. Şu an bir domatesin tanesi olmuş 5 lira. 5 lira. Salatalığın 2 tanesi 5 lira. Tamam mı? Hepsini hesapladığın zaman günlük nerede bakarsan sadece 50 lira bir evin sadece giderine gidiyor. O da mutfak malzemesi. Ayda ne yapıyor? 1500 lira para. Benim kira ne kadar? 2100. Allah seni inandırsın, bugün benim elektrik faturam gelmiş 700 lira para. Benim bankada borcum var. Benim Vodafone'da borcum var. Niye biliyor musun? Ben telefon alıyorum, satıyorum. Yani fatura üstüne alıyorum, satıyorum. Millet diyor ya, gel bir telefonu çıkart. Kur'an-ı Kerim şu an herkesin cebindeki telefon, fatura üstüne alınmış telefon. Şu çubuğu tek başına kırabilirsin. Bir olun. Bir olunca şu çubuğu kıramazsın. Bak bir olunca şu çubuk kırılmaz. Nedir? 6 tane çubuk oldu. Hadi kır. Vallahi kıramıyorum. Gücüm yetmiyor. Hiç kimsenin gücü yetmez bunu kırmaya. Birlik beraberliğin olmadığı bir yerde kesinlikle ne adalet vardır. Bak, adalet yok bu ülkede. Adalet kime karşı var? Bu ülke kimin ya? Ya biz kimin ülkesinde yaşıyoruz? Hayır, kimin ülkesi? Arap desen, bak Araplarda Suriyesi var, Katarlısı var, Haytilisi var, Morokkosu var, o var bu var. Lan arasan, ya yani koskoca İstanbul'da Türk bulmak zor ya. Çeviriyorsun. Kardeş ben bir yere gideceğim. Ben bir yere gideceğim. Ya pardon bir şey sorabilir miyim? No Türk. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Ente Arabi'nin atırı söyle. Lan sen kimsin? Ya ben kendi memleketimde adamlar bazen geliyorlar. Yani yabancılar bizim ülkemizde çok rahat gezip gelsinler. Burası özgür bir ülke. Ama biz gezemiyoruz. Ben para topluyorum. Adam beni kafede görüyor. Tamam ben kafe gidiyorum. Ben para toplayayım ne yapacağım? Altın mı alabileceğim? Şu an bekarların hiçbiri gidip de altın alamaz. Asgari ücret 4250. Altın olmuş 6000 lira para. Bizim orada Vanlılardan, ben Vanlıyım kendim. Oradan ne alıyorlar? Adamlar başlık parası alıyorlar. Abicim bu adamlar başlık parasını nereden çıkartacaklar? Evlenme şansı sıfır diyorsun. Evlenme şansı sıfır. Kim oy verecek? Oy kime vereceğiz? Ben hiç kimseye oy vermemişim şimdiye kadar. Gerçekten çok pişmanım. Ya kimse alamaz. Allah'ın izniyle eğer ki adaletli bir şekilde. Az önce arkadaş dedi ki hakim onu suçlu bulduğu için içeri koymuşlar. Bana Selahattin Demirtaş'ın bir suçu varsa desin ki suçu var, o yüzden içeri tıkmışlar. Adamın hiçbir suçu yok. Ama biz kime oy vereceksin? Onu söyle. Kim oy? Ben açık açık söylüyorum, HDP'ye oy vereceğim. Bugüne kadar hayatınızda ekonomik en çok ne zaman yaşadınız? Şu an, bak ben şu an söylüyorum, ekonomik bak, ben size biraz geleceği de söyleyeyim. Bak geleceği söyleyeyim. Eylül-Ekim'de seçime giderken, her şeyin fiyatı düşecek. Bak her şeyin fiyatı düşecek. Düşürecek. Sonra bak patlıcanın kilosu şu an 30 lira. 9. ayda maaşlar olacak 5250. Ne güzel. Oh çok güzel. Sonra ne olacak biliyor musun? Seçimden sonra patlıcanın kilosu 50 lira olmazsa, domatesin kilosu 45 lira olmazsa, bak ya daha ne söyleyeyim? Millet görmüyor mu? Arkadaşlar görmüyor musunuz? Kör müsünüz? En çok ekonomik sıkıntı bu dönemi yaşıyorsun. Ekonominin en çok sıkıntıyı yaşa, bak en çok 2016'dan sonra. 2016'dan sonra. Burada fazla şeyleri söyleyemiyorum. Söylediğin zaman bakın arkadaşlar, konuştuklarınıza dikkat edin. Vallahi terörist damgası yersiniz. Billahi terörist damgası yersiniz. Yazık, günahsınız. İlk seçimde AK Parti kaybederse ne olur? Ya şimdi AK Parti kaybederse, diyelim ki kaybetti, kim başa gelecek? Bu adam batmış bu ülkeyi çıkartmaya çalışacak. Olabilir, batırabilir. Hani batırabilir.
Çünkü sonuçta batmış bir ülke çıkartamıyor. Ya elini uzatamıyor, çıkartamıyor. Ne diyecekler? Aa, AK Parti düştü, bunlar bir şey yapamadı. O zihniyet de oldu mu bu ülkede çıkmaz. Aynen öyle bak. Dediğim gibi batmış bir ülkeyi adam çıkartmaya gelecek. He, ona göre çıkartmaya gelecek. Ona göre de yanılmayın bak. Yanılmayın. Yapamasa yapmadı. Bizim teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar kapat. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.